Hepimiz gerginiz. Arkadaşlarım arıyor. Diyorlar ki Müge et sonuçta. Vallahi bilmiyorum diyorum. Yemin ettiriyorlar bana. Karar adı. Ne ne ne? Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim acaba? Kırşehir Valiliği de dahil kazamız mucur. Bütün ekrana kilitlenmişler. Size çok teşekkür ediyorlar ve sizden selam bekliyorlar. Şu anda sizi izliyorlar. Selam söylüyorum ben de mucur altına. Yolda Sefai Bey'in eşini görmüşler. Ona da çok destekler vermişler değil mi? Sayın Belediye Başkanımız eşimi görmüş. Osmanlı kadınsın teşekkür ediyoruz demiş. Kim? Belediye Başkanımız. Belediye Başkanı. Evet, ben de belediye başkanımıza da sevgilerimi gönderiyorum. Ay vallahi ben de heyecan yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu testleri şimdi... biz biliyorsunuz zaten zırt pırt test yaptırmıyoruz işte. Salı günü de verdik. Perşembe sabahı da açıklanıyor. Zaten benim seyircim her şeyin o kadar farkında ki. Zırt pırt test yaptırmıyoruz. Hani ben de emin oluyorum yani. Şeyde bizim bu en son bir Ankara'dan gelen bir aile vardı ya. O bizim içimizi böyle bir kötü etti heyecanlı. Bugün üstten çıkacak inşallah. Bismillah. Sabrina baba. Nami Bey, bir bekleyin. Bir bekleyin. Hepimiz de buradan oldu dersi. Hepimiz yaralar. Gözünüz aydın. Bu da bizim oldu. Bu da bizim oldu. Sabrina gel ben de sarılayım bari gel. Çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevdik ederim. Je peux remercier une personne particulièrement. Canım benim. Özellikle bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Öznur. Öznur'a teşekkür etmek istiyorum. Öznur az önce dedi ki eğer babası çıkmazsa kalbimi parçalarım. Ben hala gezdim. Annem haklıydı. Sağ ol anne. Teşekkür ederim anne. Erdoğan teşekkür ederim. Annene şuradan söyle anne de. Anne. Eşin Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben mi? Bana kızımı kavuşturdunuz. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum anne. Seni seviyorum anne. Merci. Seni de çok milam. Harika bir annesin. Seni çok seviyorum. Bütün aileme teşekkür ediyorum. Şimdi de yeni bir ailem var. Türkçeyi öğreneceğim. Çok harika bir aile bu. Çok şanslıyım. Çok teşekkürler Müge Hanım. Rahatladım. Gel babanın yanında otur. Hayatım sağ ol. Siz de sağ olun. Kızım ben de teşekkür ederim. Canım benim ya. Ben de teşekkür ederim. Yine ben gözümüz ayrı. Baba. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum geldiğiniz için, destek verdiğiniz için. Çok sağ olun. Gerçekten sağ olun. Çok sevindik. Sağ olun. Evet. Efendim Profesör Doktor Ersa Abacı Kafoğlu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı'nın ekspertiz raporu. İncelenen DNA sistemlerinden anlaşıldığı üzerine... Sabrina tabii onlar kodu yazmışlar. Evet. Sabrina ile Sefai Kaya'nın biyolojik babası olabileceği kanaatini bildirir ekspertiz raporudur diye. Harika. Bunu da tabii size vereceğim. Bu da size. Teşekkür ederim. Ben Sefai Bey hem gözünüz aydın hem sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben de örnek bir tavır gösterdiniz. Aslında Sefai Bey için hiç kolay değildi. Üzerinden geçmiş 28 abi, yıl. Cibuti nere? Türkiye nere?
Cibuti'den kalkıp Fransa'da yetişen evet. ve daha sonra da Türkiye'ye gelip köklerini arayan Sabrina. Elinde bir tek Sefai Bey'e ait bir nüfus cüzdanı fotokopisi vardı. Evet. Sefai Bey benimse başımla beraber demişti. Evet. Gözünüz aydın ama inanıyordunuz siz de. Ben gözünüzden bunu hissediyordum. Evet. Bu kadar şey olmasına yani bir de yakınlık insan gördüğü zaman yani insan bir şey oluyor yani. Çekiyor. Yani kan çekiyor mu Sefai Bey? Evet. Kan çekiyor, evet. Sabrina da çok iyi bir insan. Sabrina da kendi kana yakın, çok iyi bir insan. Bizleri. Olmasa da içine çekiyordu bizleri. Babacan, çok yakınlık bir insanım. Aynı zamanda da yani şef duran bir insanım. Yani bizleri hep kendine bağladı yani. Zannetmesin evet. ki yani... Babamı buldum ben bir daha dönersem bana şey olmaz diye ben istiyorum. Orada problem olmadığı müddetçe benim nüfusuna geçirmemi istiyorum. Ha, nüfusunuza da geçirmek evet. istiyorsunuz. Ama orada problem yani, olursa evet. saygı duyuyorum ama bundan sonra da irtibat kesinlikle inecektir. Hani burada olay burada bu kadarla kalacağını zannetmesin. Yani gelmek isterse gelsin. Gelsin hatta gelmek isterse değil gelsin. Üç tane canım kızım değil, dört tane canım kızım oldu. Gözünüz aydın, ne mutlu size. Ne mutlu bana ki dört tane kız evladı yaratmaya şükürler olsun. Sabrina'nın da adı, pardon şimdi Sabrina'nın da adı ne oldu? Benim büyük babaannemin adı Fatma. Fatma. Evet. Kendisi dedi zaten bana bir isim koyun diye. Öylesine biz de. Biz de büyük babaannemizin adını verdik. Şey bulamadık o anda Fatma dedi. Sabrina ablan telefon attığınızda. Sonur ablan, Sonur Hanım gözünüz aydın. Sabrina hoş geldin ablacığım aramıza. Nasılsın? Sonur. Çok mutluyum. İyi ki kardeşimiz. Je suis très heureuse. Seni çok seviyorum babacığım. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de sizleri seviyorum. Ben çok seviyorum. Tülay'cığım günaydın. Senin de gözün aydın. Diğer abla. Sabrina aramıza hoş geldin. Artık bundan sonra 3 tane ablam var. Artık sen bize abla diyorsun. Biz de seni kardeşimiz olarak kabul ettik. Hoş geldin Kaya ailesine. Ya çok duygulandık biz. Ben çok korkuyordum çıkmaktan diye. Hayal kırıklığı yaşamamı hiç istemiyordum. Çok şükür ki Rabbim dualarımızı kabul etti. Dünden beri dua ediyorum. Kardeşimiz çıktı ya Allah biliyor. Hoş geldin aramıza. İyi ki geldin. İyi ki de aramışsın babamı. İyi ki gelmişsin hayatımıza. Hoş geldin Sabrina. Hoş geldin. Teşekkür ederim Tülay. Çok güzel. Bir şey söylemek istiyorum. Annem de bağlanmak istiyor canlı yayına. Tamam o da bağlansın lütfen. Arkadaşlarımız hemen bağlasınlar. Ne güzel insanlarsınız. Teşekkür evet. ediyorum size. Bu güzel yüreğiniz için, içimize böyle bu kadar büyük mutluluk verdiğiniz için, ümit verdiğiniz için bizlere hayata dair çok teşekkür ediyorum size. Ne güzelsiniz. İyi insan olmak böyle bir şey işte. Vallahi nereden nereye yani evet. Sefai Bey az önce gördüğünüz Eminönü'nde bile Cibuti'yi hayatımıza soktu. İşte bir şey ay ne kadar da güzel arkadaşlar bir fotoğraf bulmuşlar baba kızın. Dün ben tabii söylemek istemedim. Sabrina annesine Ayşe'ne demiş ki bak anne hani buralara kadar geldim hani baban dedin. Eğer babam çıkmazsa ben de sana 27 yılın hesabını sorarım. Evet. Demiş şimdi hani açıklandığı için söylüyorum bak anne emin misin? Annesi demiş ki yok bir problem yani baba. Ama tabii insan ister istemez bir endişe taşıyor evet. böyle elim ayağım buz kesti. Ne yalan söyleyeyim. Sana ne diyeceksiniz? O kadar insan yani şimdi girmeden önce Özlem Hanım diyor ki eğer çıkmazsa kalbim parçalanacak. Sabrina çok tedirgin. Münevver Hanım diyor ki tamam artık hani buraya kadar geldik bizim kardeşimiz çıksın. Tabii. Çünkü Sabrina çok üzülecek. Evet. Aralarında öyle bir bağ kuruldu ki sonucun müspet çıkması beni ve inanıyorum ekran başındaki milyonları da çok sevindirdi. Sefai Bey'in eşi Fatma Kaya da telefon attığımızda Sabrina'yı bir annesinin daha sonra evlilik yaptığı üvey babası yetiştirmiş. Sabrina ondan da hep sevgiyle bahsediyor. Evet. O baba Sabrina'yı nüfusuna da geçirmiş. Sabrina da hiçbir kötü muamele görmeden baba diyerek yetişmiş bu zamana kadar. Şimdi tabii Fatma Hanım, o da senin üvey annen. O da telefon attığımızda. Fatma Hanım günaydın efendim. Günaydın, merhaba.
Ben size de eşinize ve çocuklarınıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Zor değil elbette. Yani zor tabii bir kadın için, kolay değil. Ama çok insani yaklaştığınız için ben de sizinle gurur duyuyorum. Biz bir Türk kadınıyız. Hepimiz anneyiz. Ben bunun çıktığında ilk etapta biliyordum bizim çocuğumuz olduğunu. Hissettik, evet. Hissettiniz. Emindim, ben eşime de dedim ilk etapta ki bu senin çocuğun, kabul et dedim. Abime de dedim zaten. Amcam. Çocuklarıma dedim, o çocuklar benim de olabilirdi. Evet. Ya ne kadar güzel, evet. Ne kadar güzel. Ama nasip, biz ölsek dahi onun 3 tane ablası var. Onun ablası asla onları ablaları bırakmaz. Bize bir şey olsa Mine onlara anne, Fuat da damadım, babalık yapacağına eminim. 2 kızıma yapacağına 3 kızına yapar. Ben oğluma da çok teşekkür ediyorum, yavrumu oraya götürdüğü için, babasına destek olduğu için. Kızım sen de benim kızımsın, ağlama annem. Sabri nasıl? Ya gurur. Gurur duyuyorum annem. Ben ölsem dahi benim arkamda kardeşlerin olacağına eminim senin. Allah size de uzun ömürler versin inşallah. Amin. Öyle karın ablanı ablarken öbür kardeşlerin büyük bırakmayacak. Sabrina. Karın ablanı o seni asla bırakmaz. Sabrina ablana sarıl, o seni asla bırakmaz diyor. Fatma Hanım, Sabrina'nın en büyük endişesi hani siz eşinizle bir problem yaşamayın. Hayır, hani hayır, ben hayır, sorun asla olmayayım diye çok endişe ediyordu. Hayır çok hayır korktum. Asla. Gerçekten asla. Dünden beri son hele zamanlar. Ne eşime ne de çocuklarımı rencide edecek bir şey yapmam. Sabrina eniştene de sarıl. O da sağ olsun. Sabrina eniştene de sarıl, o da sana bundan sonra babalık yapacak diyor. Evet o senin büyük büyük kardeşin. O benim kendi öz oğlum. Ya ay ne kadar çok güzel. Eşim çok destek çıktı gerçekten. Tek başıma bile göndermedi, kendisi getirdi beni buraya. Sonuna kadar o da yanımızdaydı, kendisine evet, sağ olsun. Evet. Öyle. Ben emindim. Ben çok emindim. Ben ilk etapta zaten emindim. Akşam da pasaportunu çıkarttım. Kaynımı aradım. Dedim abi bu çocuk sabah gör bizim dedim. Tarihleri uyuyor çünkü pasaport. Babamın Türkiye'ye geliş mühürü kırmızıydı. Tarihleri uyuyor. Evet. Evet. Siz de ahımız kültürlü insanlarız. Durum çözümü asla rencide edecek hiçbir şey yapmam. Akşam araştırmış bulmuş. Harikasınız. Harikasınız Fatma Hanım. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çok samimi söylüyorum. Hayata doğru bakmak önemli. Evet, evet. Yani bir takım kızgınlıklar, hani programda da hep konuşuyoruz. Hep 30 yıl öncesine dönüp 30 yılın kavgasını 30 yıl sonraya taşıyan insanlar bugünün servetini ellerinden kaçırıyorlar aslında. Evet, şey. Sabrina bir servettir. Evet. Tıpkı ailenin diğer fertleri gibi. Kimin kime ne zaman ne şekilde ihtiyacı olacağını, hayatın ne getireceğini, ne götüreceğini biz bilemiyoruz. O yüzden Sabrina'nın da bence bugün Kaya ailesinin hayatına girmesinin bir nedeni vardır elbet. Bunu ileriki evet günlerde göreceğiz. İnşallah hayırlara vesile olsun. İnşallah. Bundan sonra artık bir de nereye değildi damat? Cezayirli miydi? Bir de Cezayirli damadım da oluyor abi. Sefai evet abi. Oh ay isteme törenine ben de gelsem keşke. Beklerim yani. Vallahi çok ben de kendimi davet ettiriyorum yalnız hani. Başım üstüne. Başım üstüne ben de davet ediyorum. Ay keşke ben de gelsem, hani beni davet eder misiniz diye. Vallahi çok başım eğleniriz. Ekip olarak. Çok başım teşekkür ederim. Ekip olarak. Vallahi davet yani ettiriyoruz işte kendimizi yani. Davet ekip olarak yapılıyor herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kırşehir ne kadar şu kadar, şuncacık mesafe. Bir şey evet söylemek buyurun istiyorum. Hanımefendiye ben çok teşekkür ediyorum. Bizim çocuğumuz diyerek onu bağrına basması son derece güzel bir şeydi. Eli öpülesi bir anne, ne kadar şanslı. Evet. Efendim bir aile fotoğrafı çektirelim. Evet, şimdi fotoğrafa size şöyle söyleyeyim. Ay bu arada gel sen de benim yanıma gel Öznur. Sen var ya çok mükemmel bir kadınsın. Eminim. Buyurun siz oturun, biz de arkanıza geçelim. Ama Sabri Bey'i bir yanıma alayım. Bırak biraz ablanın elini. Gel yanıma gel. Yanıma alayım vallahi. Sabri Bey'i bırakma. Bence Öznur'cum sen de Avrupa'da yaşayan birçok vatandaşımıza örnek olacaksın. Onları alıp stüdyomuza getiren senin gibi izleyicilerimiz oluyor. Ay sen ne kadar güzel yüreklisin. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Annem. Ay. Annelere hakkımı helal et.
Canım benim. O da çok güzel yürekli. Evet. Çok güçlü bir kadın. Önemli olan da budur. İnşallah diğer böyle Sabrina gibi ailesiyle buluşmak isteyenler de varsa onlara da kapımız açık. İki numara. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Rize'de haber var. Rize'den haber var Deniz Demir cinayetiyle ilgili. Siyasettin Özaydın mahkemede söylediğine inanamayacaksınız. Bir aile fotoğrafımızı çektirelim. Sonra neler yaşamıştık bir hatırlayalım. Tuğçe'ye bağlanacağız. Yok artık diyeceksiniz. Evet, önce mutlu aile fotoğrafımız.